Peki. Konu Pelin, ben fazlığından değil bir yani. son İbrahim Usta'ya bir şey sormak istiyorum. Kendisi bu hafta gazete Duvar'da dikkat çeken bir yazı yazdı. Yazının başlığı da no panik, panik yapmayındı. Az önce Murat Turgut iktidarın oylarının tekrar bu TOKİ ile vesaire yükselişe geçtiğini söyledi. İbrahim Uslu, siz diyorsunuz ki iktidar kanadının empoze etmeye çalıştığı, kaygılı muhaliflerin ise inanmaya dünden hazır olduğu, iktidara yönelik kamuoyu desteğinde artışlar yaşandığı yönündeki açıklamalar aslında o kadar da doğru değil diyorsunuz. Yayının başında Hilmi Daşdemir'i biz %38 küsur buluyoruz dedi. %40'ın üzerinde bulanlar da var. Siz ise tam tersine muhalif seçmeni, güzel bir tabir kullanmışsınız. Kaygılı muhalifler. Aman iktidar tekrar kazanıyor, kazanacak galiba diyen kaygılı muhaliflere no panik, panik yapmayın demişsiniz. Sizin panik yapmama sebebiniz ne? Birkaç neden var. Yani işte bu toplumsal psikolojiyi yönetmek için iktidarın kullandığı, işte bu kaygılı muhaliflerin de iktidarın argümanlarını güçlendirdiği birkaç şey var. Birincisi işte Sayın Erdoğan yarışı kazanacak. Zaten yarışı kaybetmez, mutlaka kazanacak. Şimdi onun işte biraz da geçmiş seçimleri falan baz alarak bir analizini yaptım ve evet, yani AK Parti'nin oyları 3 puan arttı ama yani Hilmi Bey ile anlaşamadığımız yer nereden, neyin üzerine 3 puan koydu? Bizim gözlemimiz son aylardır, daha doğrusu %30'lar civarındaydı. 30'dan 33'e yaklaştı. Tam 33'te olmadı. Biz hiç 33'ü geçtiğini görmedik. 2021'in Ağustos'unda 34'ün altına inmişti. O günden sonra tekrar o kuruluştaki rakama ulaşamadı bizim araştırmalarımıza göre. Ama bir 3 puanlık artış var mı? Temmuz'dan Ağustos'a geçerken 3 puanlık bir artış oldu. Fakat orada dikkat çeken bir şey var. Bu artış böyle şey bir trend değil. Yani bir ay 1 puan, 1 puan, 1 puan, böyle bir artma şeyi yok. Bir zıpladı, 30'dan 33'e geldi, orada duruyor. Yatay gidiyor artık. Yani sebebi bu TOKİ'ler vesaire onun bir... öyle bir şey mi? Tabii yani birkaç nedeni var o zıplamanın. İşte asgari ücrete yapılan aradaki şey düzeltme, memur maaş zamları, emekli maaş zamları, bu toplu konut, sosyal konut projesi. Orada bir 3 puanlık yükselme oldu. Bu arada muhalefetin kendi içerisindeki çelişkilerin etkisi de oldu işin doğrusu. Yani sadece iktidarın performansı değil, muhalefetin bu biraz önce konuştuğumuz tartışmaların da etkisi oldu. 3 puan yükseldi. 3 puan yükseldi ama yatay gidiyor. Yani AK Parti de böyle oyunu sürekli düzenli bir biçimde biraz da son dönemlerde sosyal yardımlarda da biraz artışlar oldu. Onda asıl ana etki o. Hepsi. Olabilir yani. Birden çok faktör eminim ki etkili olmuştur. Yani her seçmen standart gerekçelerle bu %3'ü kastediyorum evet demiyor ama sonunda hala makas çok açık ve biz Cumhur İttifakı'nı toplamda %40'lar civarında görüyoruz. %40'ın hatta biraz altında, 39 küsür, yani 40 olduğuna hiç şahit olmadık. Dolayısıyla 40'tan 50'ye daha 10 puanlık bir yol var ve Sayın Erdoğan'ın bu sefer işi çok zor. Niye çok zor? Çünkü rakipten oy alması gerekiyor. Yani önceden muhalefetin işi çok zordu. Muhalefet rakipten oy almak durumundaydı. Şimdi iktidar rakipten oy almak zorunda. Ama iktidarın kullandığı dil bugüne kadar ötekileştiriciydi ve duygusal olarak seçmen uzaklaştı. Şimdi AK Parti kurumsal aklı bunun farkına vardı ve ilk kez işte şeyden itibaren şu Türkiye Yüzyılı söylemiyle birlikte kucaklayıcı bir dilde kullanmaya başlıyor. Niye? Bu o 10 puanlık makası daraltabilmek için seçmenin en azından bir kısmını kucaklayacak, bir kısmını ötekileştirecek böyle bir hibrit strateji kullanmaya çalışıyor. Birincisi bu, ikincisi bir de tabii bu arada ekonominin koşulları falan var. Şimdi Sayın Erdoğan en güçlü girdiği seçim 2014 seçimleriydi. Cumhurbaşkanlığı seçimi anlamında 51,5 almıştı. Tek başına girmişti. Ama o esnada dolar 2 lira, enflasyon %5-6'larda. Sonra 2018'e gelindiğinde Faruk Bey yani masa projesi yanlıştı diyor. Şimdi masa niye kuruldu? Şundan dolayı kuruldu. Cumhur İttifakı niye hangi gerekçeyle kurulduysa o gerekçeyle kuruldu. Çünkü 2018'e gelindiğinde artık hiçbir parti tek başına Cumhurbaşkanı adayı seçemiyordu.
Tayyip Bey baktı. O arada Bahçe Devlet Bey de baktı. O da rakamdan Cumhurbaşkanlığı çıkmıyor. Sonra Devlet Bey'in bence çok şey o dönemdeki stratejik adımı geldi. İttifak yasasını getirelim dedi. İttifak yasası geldi geçti. İlk ittifak hangisiydi kurulan ilk ittifak? Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı yani AK Parti'nin üzerine Büyük Birlik ve MHP oyları geldi. 51,5 olan oy 52,5'a çıktı. Niye? Çünkü enflasyon bu süreç içerisinde artık %8,5'lara gelmişti. Bakın yani şimdi %8,5 hayal bile edemiyoruz. Yani şeylerden, 5'lerden 8,5'a gelmişti. Dolar ise o dönemde 4,5-5 lira civarında. Yani 2 liralardan 5 liralara gelmiş. Ve 52,5 alabildi. 3 parti yani tek başına bir parti bir şey 51,5 almışken 3 parti bir araya geldi 52,5 aldı. Şimdi enflasyonun ve doların nerede olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun etkileri oldu. Siyasi etkileri oldu. O yüzden de şimdi Sayın Erdoğan'ın rakipten uyanması gerekiyor. İbrahim Bey. İbrahim Bey çok özür dilerim. Bitirsin İbrahim Bey. Çünkü gerçekten... Ya özür dilemeyin. Beni niye kesiyorsunuz? Kesinlikle. Faruk Bey ben konuşmanın programın başından beri 4,5 saattir herhangi birinizin sözüne müdahale ettim mi? Ben herhangi birinizin sözüyle İbrahim ilgili Bey, yorum buyurun, yaptım mı? Buyurun İbrahim Bey. Buyurun. Ya lütfen ya ben hiçbirinize karışmıyorum. Sabahtan beri dinliyorum, notlarımı alıyorum. Söz bana gelince de yanıt veriyorum. Yani size söz gelince siz de yanıt verin. Niye müdahale ediyorsunuz? Arada bir de şey biz gecikme olduğu için gerçekten sizi anlamakta zorlanıyorum. Kendi sesimle sizin sesiniz karışıyor. O yüzden hani insicamı bozmayın lütfen bitireyim. Buyurun tamam. Sonra söz alın. Kübra Hanım yanınızda zaten. Buyurun tamam deyin. İkincisi bu şey, bu ekonomik adımlarla gerekli oy artışı sağlanır mı? Bundan önce sağlanmadı. Onun tarihçesini anlatıyorum kısaca. En son 2019'da bir ciddi seçim ekonomisi uygulaması oldu. Ama beklenen artışlar olmadı. Bu 2019'dan sonra da Aralık ayında biliyorsunuz adımlar atılmıştı. Yine o zaman 2-2,5 puan oy artışı sağlandı, geri indi. Şimdi yine 2-2,5 puanlık bir oy artışı oldu. Yani bu şey 8-10 puanlık bir makası kapayacak kadar ekonomik vaatte bulunma çok mümkün görünmüyor. Bir de AK Parti'den esas büyük kopuşlar referandum sürecinde oldu. Yani AK Parti'nin 50'den 40'lara inmesi referandum süreciydi ve insanlar ideolojik nedenlerle koptular. 2018'de de ekonomik sorun yoktu yine Türkiye'de. Minimal ekonomik sorunlar vardı. Ve AK Parti toplamda 42,5 aldı. Büyük Birlik Partisi ile birlikte. Onun Büyük Birliği çıkardığınızda yine 41 civarında ve giden bu 8-9 puanlık seçmen ideolojik nedenlerle koptu. Onları ideolojik nedenlerle kopan seçmeni ekonomik vaatlerle geri getiremezsiniz. İkincisi bu. Böyle sebepler sıralamıştım ben. O yüzden de benim gördüğüm iktidarın işi şu önümüzdeki süreçte muhalefetin de elbette ki zorlukları var. Ama iktidarın da çok zorluğu var. O yüzden de yani bu son günlerdeki o psikolojik üstünlük, evet bir psikolojik üstünlük var ama bu psikolojik üstünlük dedim ya ta 2017'de ideolojik nedenlerle AK Parti'den kopmuş seçmenleri geri getirmeye yetmiyor. Bir de o yazıda kullanmadım. Esas genç seçmenlerde büyük handikapı var. Yani eskileri kaybettiği gibi yenileri de kazanamıyor. O yüzden de işi çok zor iktidarın. Çok teşekkürler. Süremizi tamamladık. Hilmi